Just Update video serisinden herkese selamlar. Bildiğiniz gibi bu serimizde Just Work içerisindeki birbirinden değerli girişimleri ağırlıyoruz. Bu ay yapay zeka destekli performans çözümleri sunan TVizor'ın kurucu ortağı ve CEO'su Ongun Demirler bizlerle olacak. Hem Ongun Bey'i hem de TVizor'ı tanıyalım. Ben Ongun Demirler, TVizor'ın kurucusuyum. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladım. Bunun TVizor'ın hikayesinde çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Ardından Koç Üniversitesi'nde Executive MBA'yi bitirdim. Yine MIT ve Columbia'nın ortak bir programıyla da Digital Business Postgraduate Diploma eğitimimi aldım. Profesyonel hayatımda yurt içi ve yurt dışı şirketlerde 15 yıl boyunca yöneticilik yaptım. Data, Analytics ve Product Development konularında. Ardından 3 yıl Koç Holding merkezli, Koç Holding'in insan kaynaklarının dijital dönüşümünü yönettim. Son olarak da eklemem gerek, 2 çocuk babasıyım. 2021 yılının başından beri de TVizor'dayım. TVizor'ı kurduk. TVizor, yeni nesil performans yönetimi, yetenek yönetimi alanlarında şirketlere destek olan bir teknoloji girişimi. 3 yıllık bir yolculukta aralarında Akbank, Yapı Kredi, Hayat Holding, Yıldız Holding, Sahibinden, Kariyer, Nuh Çimento, aklıma gelmeyen TOG ülkemizin önemli değerlerinden 150'nin üzerine şirkete destek veriyoruz. Hızlı büyüme yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi global bir objektif ve key result, yani amaçlar ve anahtar sonuçlar denen yeni nesil bir performans değerlendirme, hedef belirleme yaklaşımı var. Ne yazık ki ülkemizde bu yaklaşım biz TVizor'ı kurduğumuzda yeni yeni girmekteydi. Hem Amerika'nın hem Avrupa'nın oldukça gerisindeydik. Bu anda bir açığı fark ettim açıkçası. Bu yaklaşım temeli şu: çalışan emeğinin adil değerlendirilmesi. Ya ben bir girişimci olarak peşinden koşabileceğim bir hayal olduğunu düşündüm bunun. Adil derken iyiyse iyi, kötüyse kötü. Hem çalışan için hem işveren için adil bir şekilde iyi çalışanların fark edebildiği, şirket politikaları arasında gözde kaybolup altlarda kalmadığı bir yapıyı getirebiliyordu. Bunu getirdik Türkiye'ye. 15 yıl IT alanında yöneticilik yapmamda çok büyük şirketler, çok büyük projeleri teslim etmiş olmanın getirdiği bir avantajı da oldukça iyi bir ürün ortaya çıkardık. Global çapta dünya devreye yarışabilecek bir seviyede bir çözüm. Bunu şuradan anlıyoruz. Biz kendi ürünümüz olduğu için güveniyoruz ama bizim gibi SaaS ürünler alanında G2 ve Capterra isim iki tane çok önemli yazılım değerlendirme platformu var, bağımsız. Bunlar da kendi alanımızda ikinci sıradayız globalde, müşteri memnuniyeti anlamında. İnsan kaynaklarının dijitalleşmesi satışa, pazarlamaya göre geç başlamış ama çok daha hızlı ilerleyen bir alan. Biz yapay zeka teknolojileri destekli, bulut tabanlı, SaaS modeliyle çalışan bir çözüm sunuyoruz. Web'den ve mobilden, tabletten, neredeyse çalışanın erişebildiği, güçlü entegrasyon kapasiteleri olan bir platformumuz var. Yani tamamen Microsoft Azure platformu üzerinde çalışıyor. Mikroservisler, Kubernetes'ler, Docker'lar, işte NoSQL database'ler, in-memory cache'ler, ne isterseniz de var. Biz teknolojiyi yakından takip etmeyi ve bu alanın önce olmayı seven bir şirketiz. Bu GPT'lerin hayatımıza girmesinden sonra dünyada OKR ile GPT ilk buluşan şirkette biz olduk. Biz yapay zeka desteğini kullanarak, Microsoft'un OpenAI servislerini kullanarak Azure üzerindeki çalışanın deneyimini, şirketinin sektörüne, organizasyon önceliklerine göre global best practice'lerle işlenmiş hedef önerileri sunabiliyoruz artık. Müşterilerimiz tarafından kullanılıyor ve oldukça sevilen bir özelliğimiz. Yakın zamanda yıl sonu performans değerlendirmelerde yöneticinin kulağına fısıldamaya başlayacak bu yapay zeka sanımız. Ongun, sen Pınar'a bence bu sene bunu demelisin. Bak, buralarda iyiymiş, buralarda kötüymüş gibi tüm o yıl boyunca yaptıklarımızı not edip Pınar'a sunduğumuz bir yapı sunacağız. Geleneksel İK programlarının arayüzleri veya kullanıcı deneyimi ne yazık ki çok iyi olmuyor. Eminim bizi okuyan veya izleyen insan kaynakları uzmanları da bana hak verecektir. Çalışanlar için girmesi bir işkenceye dönüşen, ağır, hantal, yüzlerce butondan oluşan arayüzler var. Ben şeyi çok seviyorum. İzleyeceğimiz internette küçük bir aramayla bulabilirler. Çok sevdiğim bir karikatür var. İşte, average Google product diyor, bir tane search bar var. Average Apple product diyor, sadece bir tane buton var. Ve şirketinizin ürünü demiş. Yüzlerce buton, drop down, text box, biz bunlardan çıkarttık. Hep best practice'imiz. Oldukça basit, kullanımı kolay bir arayüzle, çok çok iyi bir kullanıcı deneyimiyle yetenek yönetimi çözümlerini İK'lara sunmak. Ana adamımız, odağımız bu. Çünkü genç nesil artık Instagram'a alıştı, YouTube'a alıştı, Netflix'e alıştı. Bu kalitede deneyimleri şirketin uygulamalarında da görmek istiyor. Bunu da başarabildiğimize inanıyorum. Yani veri yönetimi anlamında modern dünyanın gerektirdiği tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz.
Müşteri portföyümüzde bankalar var, işte ileri sanayi kuruluşları var, savunma sanayi kuruluşları var. Hak verirsiniz ki bizi çok sarsıyorlar. Yani sızma testlerinden statik kod analizlerine, detaylı hackleme çalışmalarına ne gerekiyorsa güvenli bir yazılım onarımı için yapıyorlar. Çok şükür bugüne kadar hiç orta düzeyin üzerine bir bulguyla karşılaşmadık. Bir tane orta düzey bulgumuz vardı, onu da aynı gün içinde kapattık. Biliyorsunuz orta düzey aslında güvenlik için çok düşük bir seviye. Yüksek, kritik, acil çözülmesi gereken yolda başımıza bir kaza gelmedi. Bu konuda içimiz rahat. Yani müşterilerin verisine bizim arkadaşlarımızın daha iyi ulaşamadığı, sadece sorun çözmek için ticket aldığı anda erişebildiği bir yapıları var. Güvenli bir ortamda saklıyoruz müşterilerimizin verilerini. Ve kimse kimsenin verisine ulaşamıyor. Çünkü şirket hedefleri bunlar, çalışan hedefleri. Oldukça gizlilik içeren veriler. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Buna göre de hareket ediyoruz. Biz de yani kişinin ihtiyacı olduğu kadar yetki prensiplerini önlüyoruz. Uzun yıllar bankada çalıştım, Kredi Bankası'nda. Oradan da biliyorum, ihtiyaç yoksa veriyi görmeye gerek de yok. Gerçekten İK'nın dijital dönüşümünde o tetikleyici hamleyi yapan pandemi, pandemiden de öte evlere kapanmamız. Birden İK'nın tüm politikalarının, araç setlerinin, yaklaşımlarının değişmesi gerekti. Çok hızlı bir dönüşüm gördük. Dönem dönem çok popüler olan yazılımlar, çok popüler olan alanlar oldu. Zamanla pandeminin normalleşmesiyle bunlar hayatımızdan çıktılar ama bir dönüşüm başladı. Artık hibrit çalışıyoruz. Tamamen ofiste dönenler de var, tamamen remote kalanlar da var. Ama dijital İK'nın hayatında var. Eskisi gibi bazı şeylerin kapılı kapılar arkasında birebir görüşmelerde yapıldığı değil, tamamen dijital ortamlarda şeffaf, herkesin ulaşabildiği şekilde yapıldığı bir dünyaya geldik. İnsan kaynakları yetenek savaşları pandemiyle birlikte başladı. Öncesinde de vardı ama pandemiyle birlikte artık bence işler çok değişti, çok daha kompetitif bir hale geldi uzaktan çalışmanın artmasıyla. Doğru yeteneği bulmak, onu şirkete kazanmak İK için oldukça zor. İnsan kaynakları uzmanlarının bu konuda çok çalıştığını, çok emek sarf ettiğini biliyorum ama elde tutmak da zor. Yani bir şekilde çalışma süreleri oldukça kısaldı. Bunu arttırmak için, çalışanın gerçekten çalıştığına emin olmak için sessiz istifa dalgası var biliyorsunuz. Çalıştığını düşünüyoruz çalışma arkadaşımızın ama istifa etmiş haberimiz yok. Bundan kurtulmak için insan kaynaklarının herkesin çalışan bağlılığını arttırabilecek, işi sahiplenmesini, sorumluluk almasını sağlayabilecek araçlara ihtiyaç var. TVisor da tam bu noktada devreye giriyor. Merak edenler web sitemizde case study'leri görebilirler. İyi araştırmalar yaptık. Bizimle çalışan şirketlerle çalışan bağlılığının %80-85 oranında arttığını görüyoruz. Oldukça iyi. İnsan kaynakları uzmanları bilirler. Bu çalışan bağlılığı anketlerinde en kötü sonuçları performans değerlendirme ile ilgili sorulardan çıkar. Bu makus kaderi kırıyor bizimle çalışmaya başlayan şirketler. Oldukça büyük avantaj. Ben en büyük avantajı şurada görüyorum. Ben bir uzmanım, sizin şirketinizde çalışıyorum. Bana bir iş geldi. Mesela bu röportajı yapacağım. Ya ben bunu neden yapıyorum? İşte 10 günde 20 tane günde olmaz tabii de işte. Ayda 20 röportaj yap. 5 makale yayınla. Niye yayınlıyorum? Bunun benim şirketime ne katkısı olacak? Bunu anlayabiliyorum. Bu OKR metodolojisi ve TVisor yazılımı sayesinde. Gücümüz de buradan geliyor yani. Ben işi neden yaptığımı, büyük resimdeki yerimi anlarsam daha mutlu bir çalışan oluyorum, daha özverili oluyorum. Çünkü artık sadece maaşla yanaklarla rekabet etmek çok gerçekçi değil. Herkes aynı maaşları veriyor, herkes aynı yanakları veriyor. O belki bizim gibi, hatta bir önceki nesilde X kuşağında işe yarıyordu ama özellikle Z kuşağı, hayatımıza yeni gelen milenyıllar yaptığı işe anlam katmak istiyorlar. Ben bu işi neden yapacağım? Neden bu elimi taş altına sokacağım sorusunun cevabını bulmaya ihtiyaçları var. Buldukları zaman da çok iyi işler çıkartıyorlar, bunu da görüyoruz. İnsan kaynakları bu pandemi ile birlikte hızlanan bir değişim, artık bir destek fonksiyonundan stratejiyi belirleme ve yönetme fonksiyonu haline geldi. Çok stratejik bir önem kazandı. Üst yönetimin, CEO'ların İK'dan beklentilerinin önemli beklentisi tüm çalışanların hizalandığına emin olmak haline geldi. Yani benim yüzlerce kişi, binlerce kişilik bir organizasyonum var. Acaba hepsi aynı yöne bakıyorlar mı? Aynı amaç için çalışıyorlar mı? Hedefleri aynı mı? Buna bakmak isteriz. Biz şimdi bu masayı ben bu tarafa çeksem, bir arkadaşım karşıdan diğer tarafa çekse hiçbir yere gidemeyiz. Halbuki belki iki kişinin kaldırabileceği bir masa. Bunu çözen bir yaklaşım, OKR yaklaşımı. Burada büyük bir avantajımız var. İnsan kaynaklarının liderleri çalışanların sesini daha çok duymaya ihtiyacı var. Bunu sağlıyorlar. Çalışanların beklentisi, yani hedefi biz belirleyelim veya belirlemeyelim, atansın, hedefimiz haberimiz olsun veya olmasın. Yani hedefi hiç takip edilmiyorsun şirkette. Bir terfi zam zamanı geldiğinde tüm çalışanlar değerlendiriliyor.
Bir kere bunu bilerek, kabul ederek bu gerçekliğe yola çıkmak lazım. O zaman çalışanın beklentisine dönüşüyor. Yani ben hedeflerim üzerinde söz sahibi olayım. Neyin başarısız olacağını deklar edebileyim. Ya belki ben daha içine kapanık bir arkadaşım. Yeni bir fark yaratan bir iş yapıyorsam, sıra dışı bir düşünce şeklim varsa bu organizasyonun tamamında görünür hale gelsin. Çünkü terfide sadece benim yöneticim beni görmesi yetmiyor. Paraleldeki diğer yöneticilerin de benim hedeflerimi görmesi, yaptığım farklı işleri görmesi lazım ki farklı kutulara, farklı rollere aday olabileyim. Bu anlamda şeffaflık, transparan olmak, açık olmak oldukça önemli hale gelmiş durumda. Yöneticilere gelince de yöneticilerin performans değerlendirmede insanın doğası gereği yaşadığı bir zorluk var. Sadece son 2-3 ayı hatırlıyoruz. Yani biz bu kaydı çekerken Nisan ayındayız. Ocak ayında ne yaptığınızı sorsam hatırlamazsınız ki aralığa geldiğinde nasıl hatırlayacaksınız? Yani ilk 9-10 ay boyunca düşük performans gösterip son birkaç ay gaza basan arkadaşların iyi notlar aldığını, iyi zamlar aldığını biliyoruz. Veya tam tersi oldu. İlk 10 ay her şey çok güzel gidiyor Ekim başına kadar. Sonra birden olur çalışan bir hastalık yaşıyor, işte bir hata yapıyor. Son 2-3 ay kötü gidebiliyor. Ya o 10 aylık emek boşa mı gitti? Dijital sistemler, verinin güzel şekilde kaydedildiği, yıl boyunca tüm aksiyonların not alındığı sistemler bunun önüne geçiyor. Eskiden ben yöneticilik yaptığım dönemde TVizer çözümü yokken bir performans sergimi yapacağım, açardım eski maillerime bakardım. İşte defterlerimden hatırlayabildiğim kadarıyla kimle ilgili not almışım. Yılı hatırlamaya çalışırdım. Mutlaka da hatırlayamadığım şeyler olurdu. Bu recency efektten kurtulamazdım. Bizim uygulamamızda burada çalışanı görüyorum. Burada yıl boyunca ne oldu, ona ne konuştum. İşte hedeflerin hangisi tuttu, ne zaman nereye gelmişti, hangisinden vazgeçti, hangisini başardı, belki de erken başardı. Bunları görüyorum. Tüm organizasyonumu aynı anda bu şekilde görüp ona göre bir değerlendirme yapabiliyorum. Bu da yöneticiler adil olma anlamında önlerini açıyor. Yöneticilerin çok sıkıldığı konulardan biri insan kaynaklarından kota gelir. Onun sen bu sene 10 kişi, 2000 var, 2 kişiye sadece iyi notu verebilirsin. Belki benim ekibim çok iyi, fark yarattı. Bizim sistemimiz birinci yönetici seviyesinde bunu aşmaya imkan veriyor. Nedenlerini açıklayabiliyorsam, donanerle bunu bağlayabiliyorsam, top artık direktörü, İK yönetimi tutuyorum. Arkadaşlar siz bana 2 kişilik kota vermişsiniz ama ben de şu üçüncü arkadaştı bu sene fark yarattı. Bakın ABC projesini yaptı. Bu üçünü birbirine ayırmam mümkün değil diye. Yöneticiye bir oynayabileceği oyun açan alanı sunuyoruz. TVizer'ı kurarken benim iki tane önemli hedefim vardı. Birincisi yetenek yönetimi alanında dünyada söz sahibi olan bir şirket olmak. Ülkemizde artık bilinen, bu konularda TVizer'da görüşelim denilen bir şirket haline olmayı başardık. Yine bölgemizde müşterilerimiz var. Ufak tefek Avrupa'da müşterilerimiz var ama 2024'ün ana odağı bizde yurt dışına açılmak, oradaki müşteri tabanımızı genişletmek. Uzun vadede dediğim gibi dünyada 3-4 şirketten biri olmamız lazım bizim yetenek yönetimi alanında. Bu konuda iyi gittiğimizi düşünüyorum. Dinleyicilerimiz biliyorlardı. Plug and Play Tech Center isimli dünyanın sayılı birkaç önemli VC'sinden birinden ilk yatırımımızı aldık. İyi bir değerlemeyle aldık. Bizim alanımıza yatırım yaptığı da ikinci şirketiz. Bu gurur verici bir şey. Yine 2024 yılında Endeavor Türkiye'nin Scale Up programına dahil olduk. Bu alanı seçen 10 şirketten biri olduk. Yine çok yeni bilgi, Harvard Business School'un bir case study içinde paylaşmaya başladık o alanda. Fark edildiğimizi görüyorum. Daha hızlı koşacağımız bir dönem bizi bekliyor. Ve ben çok teşekkür ederim fırsatı bize sunduğunuz için. Dediğim gibi bizim hayalimiz çalışan emeğin adil değerlendirilmesi. Bunun için İK'lara dijital, kolay bir platform sunmak, yeteneği neredeyse organizasyonun fark etmelerini, ön plana çıkarmalarını ve gelecek seviyelere, terfileri, daha önemli rolü taşımalarını sağlamak. Bugün TVizer'ın kurucu ortağı ve CEO'su Ongun Bey bizlerleydi. İK yönetiminde dijitalleşmeyi ve yapay zekayı konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim Pınar Hanım. Çok güzel bir sohbet oldu. Dilimiz döndüğünce insan kaynakları uzmanlarını, yöneticilerini ve IT liderlerini insan kaynaklarının dijital dönüşümün yetenek yönetimi alanının özellikle ne kadar kritik olduğunu, şirkete ne kadar katkı sağlayabileceğini paylaşmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Umarım daha güzel, daha büyük haberlerle tekrar bir araya geliriz. İnşallah umarım. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.